Kainatta var olan her zerre daima Cenab-ı Hakk'a itaat halinde. Güneş bu itaat çerçevesinde doğup batıyor. Günler bu itaatle uzayıp kısalıyor. Toprak bu itaati sebebiyle bağrına emanet edilen tohumu büyütüyor. Mesela bir balık bu itaate baş kaldırarak suyun dışında yaşamaya çalışmıyor. Zira suyun dışı kendisi için bir ölüm okyanusu. Bütün mevcudat Allah'a olan bu itaatleri dolayısıyla hayatlarından memnun ve huzur içerisinde. Peki insan ne ile huzur bulacak? Ayet-i kerimede Rabbimiz insanın ne için yaratıldığını şöyle bildiriyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani insan Rabbine kul olabildiği ölçüde huzurlu, rahat ve mesut. Aksi mümkün değil. Allah'a muhabbetin en büyük alameti ona itaattir. Muhabbet fedakarlığı, fedakarlık da itaati gerektirir. Düsturunca Rabbini seven bir mümin daima ona itaat halinde olur. İtaat ve teslimiyet ile yapılan az bir ibadet, itaatsiz ve teslimiyetsiz yapılan dağlar kadar ibadetten Hak katında daha makbuldür. Zira Cenab-ı Hak ayeti kerimede daha çok amel değil, daha güzel amel buyuruyor. Yani amelimizde keyfiyet olarak Cenab-ı Hakk'a ihlas ve sadakat üzere bir itaat ve teslimiyet istiyor. Çünkü kulluk itaat ve teslimiyetle başlar. Nitekim şeytan yüce dergâhtan ibadet eksikliği sebebiyle değil, itaat ve teslimiyet noksanlığından dolayı kovulmuştur. Cenab-ı Hak kulundan daima hamd, şükür ve rıza hali arzu etmektedir. Zira imtihan alemi olan bu dünyada kişiye ihsan edilen her nimet ve başa gelen her musibet bir nevi saf altının diğer madenlerden ayrılması için yüksek ateşe tabi tutulması gibi bir tecellidir. Şeyh Sadi Şirazi şöyle der. Hak Teâlâ'nın lütuf ve ihsan buyurduğu bahta ve rızka kanaat etmeyen kimse Allah'ı bilmemiş ve ona itaat etmemiş olur. Bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Bazı mümin kullarımı ancak zenginlik sağlam bir Müslüman eyler. Onun imanını korur. Onu fakir etsem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımı da fakirlik sağlam tutar, imanını korur. Ona rızkı bol versem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarım kullukta bir derece ister. Fakat ben ucuba girmesin, böylece kendini beğenmesi ve onu ifsad etmesin diye bu isteğini ona vermem. Bazı mümin kullarımın imanını ancak sıhhat sağlam tutar. Onu hasta etsem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak hastalık korur. Onu sıhhatli etsem bu durum onu ifsad eder. Ben kullarımın işlerini kalplerine dair ilmimle tedbir ederim. Ben her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanım. Kulluk payesini kazanabilmek, Peygamberler Sultanı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hayatını kendi hayatımıza nakşedebilmekle mümkündür. Çünkü onun hayatı Allah'a vasıl olabilmek için takip edilecek yegane yoldur. Ayeti kerimede şöyle buyurulur. Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş, hidayete ermiş olursunuz. Dolayısıyla onsuz gidilen her yolun sonu uçurum, alınan her kararın neticesi hicran ve ondan uzaklaşan her gönlün akıbeti acı bir hüsrandır. Allah'ı seven, Allah'ın da kendisini sevmesini isteyen, kainatın fahri ebedisine muhabbetle itaat etmelidir. Çünkü ona itaat, hakikatte Cenab-ı Hakk'a itaattir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yine ayeti kerimede bildirildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanabilmek de ancak Allah'ın sevgili Resulüne muhabbetle itaat sayesindedir. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Selametle.